Merhaba arkadaşlar, Oyun Direktörü'nün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber bir ilk izlenim videosu olarak Train Simulator 2016 oynuyoruz. Gayet de güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunda 2015'e göre şu arka plan fotoğrafını değiştirmişler. Menü gördüğünüz gibi aynı eğer 2015'e oynayanlarınız varsa. 2015'te Akademi gelmişti yeni olarak. Onu biraz daha geliştirmişler. Şöyle bir girelim. Tutorial kısmından görevlerimizi seçebiliyoruz kendimizi geliştirmek için. Burada havanın durumunu falan seçebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir geri gelecek olursak bu ilk kısmından kendi raylarımızı yerleştirip orada istediğimiz gibi bir ortamda tren sürebiliyoruz. Profil kısmında da kaç level olduğumuzu, görevlerimizi tamamlayıp tamamlamadığımızı onları görebiliyoruz arkadaşlar. Ve biz sizlerle beraber kariyer moduna gireceğiz. Şöyle bir tıklayalım. Evet, kariyerde 2015'e göre şu kısımlar eklenmiş. Gördüğünüz gibi. Quick Drive kısmından da istediğimiz trenlerle istediğimiz güzergahlar arasında bir sürüş yapabiliyoruz. Buradan hava durumunu, gideceğimiz saati falan seçebiliyoruz. Şöyle isterseniz bir göstereyim. Sisli, yağmurlu, çok gök gürültülü yağmurlu, gece, kar yağışlı, gündüz. Burada da havanın yine durumu tabi daha biraz farklı versiyon olaraktan. Evet arkadaşlar biz kariyer moduna geçeceğiz. Şu ara geçişleri falan 2015'e göre biraz daha yenilemişler. 2015'i alan kişiler Train Simulator 2016'yı da daha uygun fiyata alabiliyorlar. Ben daha öncekileri almamıştım. 2016'yı ilk kez aldım. 66 lira gibi bir fiyatı var. Merak ederek aldım arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber ilk kez oynayacağım. Daha önceden oyunun videolarını falan seyretmiştim 2015'in. Ancak 2016'nın daha henüz bir Türk videosu yok sanırım. Fazla da bir bakma şansım olmadı. Evet. Kariyer modundan isterseniz oyuna bir geçelim. Süreceğimiz tren de sanırım bu Köln arasında sürecekmişik. Kullanacakmışık. Evet, oyuna geçelim. Evinin içi gördüğünüz gibi. Şu geçiş sahnelerini falan biraz daha düzeltmişler arkadaşlar. Oyuna 2015'e göre biraz daha grafiklerin kalitesi falan artmış. 2015'te bu göstergeler falan biraz daha kötüydü arkadaşlar. Evet, trenimiz hareket ediyor. Bayağı da bir vagonlarımız var. Evet şu oyun Türkçe olsaydı aslında biraz daha iyi olurdu. Ancak Türkçesi henüz daha mevcut değil. Şöyle farklı farklı kamera açılarımız var. Kabin içinden kameramız. Şöyle yandan kamera açımız. Yukarıdan böyle treni yandan görünüşü daha biraz uzaktan görünüşü. Evet baya bir fazla vagonlarımız var. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Farklı farklı açılardan bir sürü kamera açısı var. Bunda gayet de güzel. Şöyle biz isterseniz dışarıdan şu şekilde kullanalım. Evet, treni normal araba kullanır gibi W ile ileri S ile yavaşlatma gibi bir durum yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar ileri veya geri gideceğimiz yönü gösteriyor.
Bu fren, gaz. Şöyle bir gazı arttıralım biraz daha, hızlanalım. Evet, burada treni içeriye şöyle bir geçecek olsak arkadaşlar. Silecekleri. Şöyle şu vagonların kapıları açılıyor. Şöyle bir kapatalım tekrardan. Evet, trenin kornası. Şu da arkadaşlar üstteki elektriği almamızı sağlayan. Evet, bu arada aşağıda trenimiz gözüküyor. Şöyle farklı farklı kamera açılarına kendisi geçiyor. Şöyle biz tekrar sol kamerayı alalım. Evet, bu biraz da arkadaşlar sizlerle beraber bir ilk izleme videosu olarak gezinti tadında olacak. Çünkü ben de henüz daha oyunu çok çok iyi bilmiyorum. Şöyle tekrar bir iç kamera geçecek olsak. Kokpiti de bayağı bir detaylı yapmışlar. Evet, frene basmamız gerektiğini söylüyor. Yavaşlamamız gerekiyormuş. Şöyle bir içeriye geçelim. Hafif bir yavaşlayalım. Hatta bayağı bir yavaşlayalım. Çünkü sanırım durağa geliyoruz. Evet, bayağı da bir durduk. Çok da bir yavaşlamayalım isterseniz. Bakalım durak kısmına geleceğiz çünkü. Evet, ilk görevimizi tamamladık. Dilerseniz ikinci görevi de yapalım sizlerle. Şöyle aynı trenin yine farklı görevleri mevcut. Farklı hava koşullarında, farklı şekilde. Biz isterseniz başka bir trene geçelim. Evet, şöyle farklı farklı trenler var. Bunu seçelim isterseniz arkadaşlar. İkinci görevimizi de yapalım ve videoyu sonlandıralım. Simülasyon oyunları da hoşunuza gidiyorsa bence bu oyun sizin için gayet de güzel ve keyifli bir oyun olacaktır. Görevleri tamamlayarak sizler de istediğiniz gibi yük taşıyabilirsiniz. Evet, şöyle gazı biraz arttıralım arkadaşlar. Şu çizgide sanırım kalacak. Şöyle bir tam ayarlayabilirsek. Evet, ileriye gideceğiz. Evet, çufçuflamaya başladık. Bakalım bu görevimiz ne olacak? Fazla da hızlı gitmeyelim çünkü şu seviyede tutmamız gerektiğini söylüyor bize. Sanırım şu öndeki vagonları alacağız. Gayet de keyifli bir oyun. Şöyle kamera açısını dışa bir alırsak arkadaşlar. Evet, sanırım öndeki vagonları alıp devam edeceğiz. Bu arada geri geri gidiyormuşuz biz. Evet, şöyle biraz yavaşlayalım. Tekrar arkadaşlar iç kamera geçecek olsak, trenin de içerisi baya bir güzel. Evet, yaklaştık sayılır. Fazla da hızlı gidip de çarpmak istemiyorum arkadaşlar.
Yani sonra görevi yapamamış olacağız. Az da yavaşlayalım. Trenin kornası da değişikmiş. Şöyle tekrar biraz hızlanalım. Tam vagonu alamadık çünkü. Evet, eksi 3'e almamızı söylüyor bize. Şöyle biraz hızlanalım, yine sanırım yanaşamadık. Evet arkadaşlar, sanırım yükü aldık. Şöyle devam edeceğiz. Bakalım yükü almış mı? Yükü alamamış maalesef. Evet, bir daha deneyeceğim. Eğer tekrar yükü alamazsak bu bölümde bitirelim arkadaşlar. Çünkü ben de tam olarak nasıl olduğunu bilmediğim için. Şöyle farklı bir açıya geçecek olursak daha rahat görebilme şansımız var. Şöyle biraz. Evet. Bağlantıyı acaba tam olarak nasıl yapacağız? Ya da aldık mı acaba? Şöyle tekrar bir deneyelim arkadaşlar. Maalesef alamamışık. Neyse arkadaşlar. Bunu beceremedim ama diğer bölümde görevimizi tamamladık. Şimdilik arkadaşlar hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.